6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 210 Adım Adım Matbaa Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları. Adım Adım Yayınları Sayfa 210 Aşın Tuzlu ve Aşın Baharatlı Besinler Tüketilmemelidir. Günlük, düzenli olarak sebze ve meyve tüketilmelidir. Görsel 6, 3, 4. Her gün en az 2 L su içilmelidir. Düzenli olarak fiziksel aktivite yapılmalıdır. İshal ve ülser sindirim sisteminde yaşanan problemlere örnektir. Dışkılamanın normalden daha cıvık olması durumuna ishal denir. İshal, yıkanmamış sebze ve meyvelerden, pis sulardan insanlara geçen bakterilerin etkisiyle görülebilmektedir. Midenin mide asidi tarafından tahrip edilmesi sonucu ülser adı verilen bir hastalık görülür. Dengesiz ve sağlıksız beslenme, aşırı tuz tüketimi, sigara ve alkol kullanımı, besinleri az çiğnemek ülserin başlıca nedenleridir. Beyin Fırtınası Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Başhekimi ve Tıbbi Onkoloji Demeyi Başkan Profesör Doktor Ş. Yalçın. Mide kanseri tanısı konmuş yetişkinlerin beslenme ve yaşam tarzına ilişkin alışkanlıklarının mide kanseri riski üzerine etkilerini değerlendirmek amacıyla yapılan çalışmada önemli sonuçlar elde edildiğini söyledi. Yalçın çalışma sonucunu, çalışmada, katılımcılara beslenme alışkanlıklarını ve besin tüketim sıklığını saptayacak nitelikte bir anket uyguladık. Anket, çalışmadan yaklaşık 4 ay önce mide kanseri tanısı konulan hastaları kapsamaktaydı. Çalışmada, yiyeceklere fazla tuz eklenmesinin mide kanserine yakalanma riskini 4, gün aşın tuzlu ayran tüketiminin 2, her gün turşu yenilmesinin 7 kat artırdığı sonucuna ulaşıldı. Aynı zamanda haftada 1-2 kez hamur tatlısı tüketilmesinin mide kanseri riskini 7 kat artırdığı belirlendi. Yemekleri çok sıcak tüketmenin mide kanseri açısından 3, çok hızlı yemenin ise 5 kat daha fazla risk oluşturduğu sonucu ortaya çıktı, şeklinde ifade etti. Yalçın, yeşil yapraklı sebzelerin, soğan ve sarımsağın günde en az bir kez tüketilmesinin mide kanseri riskini azalttığını, mide kanserinden korunmak için çok miktarda tuz içeren yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini, peynir gibi çok tuzlu yiyeceklerin tuzsuzlarının tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Yalçın, sözlerini, şekerli yiyeceklerin mümkün olduğunca az tüketilmesi, tuz ve tuzlu besinlerin tüketiminin azaltılması, sebze ve meyve tüketiminin artırılması, sigara içen kişilerin sigarayı bırakması mide kanserine yakalanma riskini önemli ölçüde azaltmaktadır, diyerek sonlandırıldı. Okuduğunuz metindeki bilgiler doğrultusunda aşağıdaki sorunun cevabı. M. Arkadaşlarınızla tartışınız. Sindirim sisteminin sağlığının korunması için yapılması gerekenler nelerdir? Cevap, sindirim sisteminin sağlığını korumak için beslenme alışkanlıklarına dikkat etmek önemlidir. Aşırı tuz, şeker ve tuzlu besinlerin tüketimini sınırlamak, yeşil yapraklı sebzeler, soğan ve sarımsak gibi besinleri günde en az bir kez tüketmek sindirim sistemi sağlığını destekler. Ayrıca hızlı yemek yemekten kaçınmak ve sigara içmeyi bırakmak da sindirim sistemi için önemlidir. Bu sağlıklı alışkanlıklar sindirim sistemi hastalıklarının riskini azaltabilir. 6. Sınıf Adım Adım Matbaa Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı sayfa 210 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.